Evet, son zamanlarda yapmaya başladığımız, ilkini 2012 yılında gerçekleştirdik. Bir diğer ameliyat, belki de obezite cerrahisindeki en zayıflama anlamında en etkili ameliyat, duodenal switch. Bu çok eski bir ameliyat. Obezite cerrahisi 1950'lere kadar gidiyor tarihi. 1970'lerde duodenal switch değişik form, şekillerde gündemdeydi. Fakat çok ağır bir ameliyat olduğu için, bağırsakların büyük bir kısmından gıda geçmediği için kişilerde protein yetmezlikleri, vitamin ve mineral yetmezlikleri çok ileri düzeyde olabiliyordu ve bu yüzden bu ameliyat yaygınlık kazanmadı. En etkili zayıflama yöntemi olmasına rağmen. Daha sonra Amerika'da değişiklikler yapılarak bağırsakta bypass edilen, yani gıdanın uğramadan geçtiği yer daha kısaltılarak makul hallere getirildi. Ve bu şekilde artık daha yaygın gündeme girecek gibi gözüküyor. Biz de daha önce tüp mide ameliyatı uyguladığımız ve bir şekilde yeterince kilo veremeyen veya kilo alan hastalarımızda ikinci basamakta duodenal switch'i uyguluyoruz. Tabii ki klasik anlamdaki olanı değil, daha pratikleşmiş ve vitamin, mineral ve protein yetersizliklerinin daha az görüldüğü bir şeklini uyguluyoruz. Değişik isimler altında bunu internette görebilirsiniz. Bizim sitemizde de SADI-S şeklinde veya modifiye duodenal switch, 12 parmak bypass'ı gibi birçok isimler var. Neden isimler çok farklı? Çünkü henüz tam oturmuş bir yöntem değil. Kabul edilmiş bir yöntem olmakla birlikte son şeklini almış değil daha doğrusu. Bu yüzden farklı isimler altında görebiliyorsunuz. Dediğim gibi ikinci basamakta tüp mide sonrasında gastric bypass yerine duodenal switch'i tercih ediyoruz.